kadar tavuğu binbir şekilde denediniz ve pişirdiniz. Izgarasını yaptınız, salatalara koydunuz, kimi zaman sebzelerle kavurdunuz. Ama eminim ki hiç denemediğiniz pınar labneli bir lezzet var. Biz buna pınar labneli tavuk çökertme diyoruz. Eminim çok hoşunuza gidecek ama önce bir malzeme listesini sayalım. 200 gram pınar labne, 400 gram kemiksiz tavuk but, 1/2 su bardağı pınar süt, 4 adet patates, 2-3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, kızartmak için sıvı yağ. Şimdi pınar labneli tavuk çökertme yapacağız. Tavuk çökertme çok eski, yöresel bir yemeğimiz ve çok hoşa da giden bir yemektir. Bunun için ilk önce 4 adet patatesimizi, kibrit çöpü gibi de doğrayabilirsiniz, rendenin iri tarafıyla da rendeleyebilirsiniz. Biz böyle kibrit çöpü gibi doğradık. Sonra bunları yıkayıp tuzlu suya koyduk ve gördüğünüz gibi peçetelerin arasında suyunu bir güzel aldık. Kızartma yağımızı da tavaya koyduk, kızmasını bekliyoruz. 300-400 gram kadar tavuğun but etinden yaptırdığımız kuşbaşı formunda kesilmiş etleri 1/2 su bardağı kadar pınar sütün içinde bekletin. Siz isterseniz kırmızı etinize de aynı muameleyi yapabilirsiniz. Çünkü süt eti lezzetlendirir, yumuşatır ve çok lezzetli bir kavurma da ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi biz bunun içinde 1-2 saat kadar etimizi pınar sütün içinde beklettik. Tavuk içinde gördüğünüz gibi ikinci bir tavamızı hazırladık burada. Şimdi kızmaya başladı. Evet, şimdi kızgın yağın içine patateslerimizi ilave ediyoruz. Şimdi patatesler kızardı. Bunları gördüğünüz gibi altına peçete sermiş olduğumuz bir kabın içine alıyoruz. Tavuğu kavurma aşamasına geldik. Sütte beklettiğimiz bir saat olur, iki saat olur. Vaktiniz varsa bir gece önceden buzdolabına koyabilirsiniz ama üzerini mutlaka kapatmanız lazım. İsterseniz biz bunun içine baharat da katalım. Şimdi pul biberimiz vardı. Çok az tuz katalım. Biraz da kekiğim vardı. Kekiğimden de koyayım buraya. Pınar tereyağından ceviz kadar koyduk. Evet, yağımız eridi. Hiç soğan kavurmayacağız. Sarımsakla labneyle çünkü çok güzel bir sos hazırlıyoruz. Tavuk etlerimizi sütle birlikte beklettiğimiz sütle birlikte tavamıza aktarıyoruz. Tavuklarımız kızardı. Patateslerimiz gördüğünüz gibi önceden kızardı. Şimdi en önemli noktaya geldik. Biz pınar labneyle şahane bir sos hazırlayacağız size. 200 gram ağırlığındaki pınar labneyi açıyoruz. İçindeki tüm peyniri böyle bir sos kabının içine boşaltıyoruz. Şimdi bunun içine dövülmüş sarımsaklarımız vardı. Ondan ilave ediyoruz. Sonra bir güzel çırpıyoruz. Şimdi ilk önce kabımızın altına kibrit çöpü gibi kızartmış olduğumuz patateslerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi sarımsakla birlikte iyice çırptığımız pınar labnemizi sos olarak ilave ediyoruz. Artık sarımsaklı pınar labnemizin üzerine tavuklarımızdan koyabiliriz. Evet efendim, bu da pınar labneli tavuk çökertme. Çok farklı bir lezzet. Mutlaka deneyin.